babası öldürülen insanın babası öldürüldüğü zaman 5 aylık olması, 1 yaşında olması, 20 yaşında olması, 40 yaşında olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Bu konuda emin olabilirsiniz çünkü babanızı öldürmüş oluyorlar. Yani artık siz bir yas evinde yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Benim size anlatacağım babamla ilgili bir tane bile anım yok. Babam Adnan Yıldırım dahil 19 iş adamı ve aydın örgütler kapsamda hazırlanan ve ülke genelinde yaygın bir şekilde uygulanan plan proje kapsamında devletin bilgisi ve desteği dahilinde öldürüldüler. Bütün bunlar yetmedi. Babamı 76 yaşında dar bir sokakta katlettiler. Onu katleden üst akıl şimdi de dosyasını devletin derin dehlizlerinde kaybetmek istiyor. Bu katliamları devlet adına yaptıranlar ve yapanlar ellerini kollarını sallaya sallaya gezip hayatlarını yaşarken bir sürü ailenin hayatı söndü bu ülkede. Ve biz 25 yıldır bu ülkede adalet arıyoruz. Ancak adalet ararken gördük ki karşımızda suçu ve suçluyu koruyan ve kollayan bir düzen var. Eğer bir kimlik vatandaşlık belgesi ise benim babamın yanlış kimliği onun çalışma masasında hala duruyor. Eğer kimlik devletin resmi belgesi ise babamın yanlış kimliği o çalışma masasının üstünden her gün bana bakıyor. Bir ideolojinin, bütün bu canları alan siyasal ideolojinin can almışlarını kutsadı, canı alınanları dışladı, nefretle yaftaladı, ayrıştırdı. Bu toplumu o acıları yaşandığı günlerden daha da kutuplaşmış bir hale getirmeyi nasıl başardı bilmiyorum ama başardı. Faili meçhul cinayetlerden elimizde Kürt iş adamlarının listesi var diyen dönemin başbakanı Tansu Çiller ve Cumhurbaşkanı da sorumludur. Daha da ileri giderek söyleyeceğim ki o dönem karanlık dönemi göz yuman ve dolaylı yollardan destek olan tüm siyasetçiler sorumludur. Bu kadar çok üst örtülmüş cinayeti, cinayetler sonrasında işlenen iştirak suçlarını, bu devlet ayıbını bizden sonrakilere miras bırakmayalım diye bir fırsat yaratmayı arzu ettik aslında. Kimle, öfkeyle ve intikam duygularıyla filan değil, daha çok yurttaş sorumluluğuyla hareket ediyorduk. Şimdi tabii böyle bir ölümü kabul etmek o kadar zor ki, hatta imkansız bir şey. Tabii böyle bir kayıpla siz de öyle bir derin bir kuyuya düşüyorsunuz ki içinden çıkmanız zaten imkansız, mümkün değil. Yaşadığımız dönemin gerçek acısı yok sayıcılığın en üst seviyede olmasıdır. Aşikar olan cinayetlerin görünmüyor olması. Onun yaşam hakkıyla beraber bizim yaşam hakkımızı da elimizden alıp bizleri yaşayan birer ölüye çevirmelerinin hesabını biz kimlerden soracağız? Şu an bir sürü hastalığı olan yaşlı bir insanım artık. Mevcut haliyle ülkedeki hukuk sistemi ve adalet çarkının mağrurdan yana işlemediğini görebilmek hastalıklarımdan daha çok canımı acıtıyor. Yine de çocuklarımız ve gençlerimiz için umudumu kaybetmek istemiyorum. Bu adaletsizlikle birlikte bu psikolojik baskıyı, psikolojik şeyle yaşamaya devam edeceğiz. Edeceğiz yani. Ve bunu yaşatacağız. Evet, bu bize miras olarak kaldı gerçekten. Burada yalnız değilim. Benim gibi mağdur olmuş birçok canlarım var. Acıyı inek ve kemiğine kadar yaşamış canlar. Bizler ise babası öldürülen çocuklardık. Burada bundan bahsetmek gerçekten çok zor. Yani konuşurken sesim titriyor. Babamın cansız bedenini televizyonda gördüğüm andan itibaren artık çocuk değildim. Son 5 yılda bu ömrümde görüp duyduklarım adalete, hukuka olan inancımı sarsmaya başladı. Babasına son bir defa veda etme hakkı alınmış bir kız evladıyım ben. Yaşamımın tam yarısının aynı şeyi anlatarak geçtiğini dün fark ettim ben. Ve o kadar tuhaf bir şey ki anlatacak yeni bir şeyiniz yok. Aslında daha kötü yenilikleriniz var. Bireysel çaba ve etkinliklerin geniş kitlelere ulaşmadığı da bir gerçek. Buradayız işte ama azız. Birbirimizin bir parçasıyız sadece. Gerçekleştirilen anmaların da çoğu zaman alışılagelmiş bir formalitenin dışına çıkmadığı da bir gerçek. Çok tuhaftır ama kendimi gerçekten eşit hissettiğim tek yer babası öldürülmüş insanların yanı. Gerçekten eşit olduğumuz tek yer. Yargılama süreci sanıkların
olmadığı boş duruşma salonlarında yapıldı. Mahkeme karanlık bir dönemin aydınlatılmasından çok katillerin aklanması için fırsata dönüştürüldü. Hukukun adaletsiz işlemeye başladığı bir gerçekliği yaşıyoruz. Mitolojik adalet tanrıçalarının süslediği binalarda terazi ne yazık ki mağdur ve haklı için basmıyor artık. Bundan sonra da adaletin tecelli edeceğini zaten düşünmüyorum. Ancak tabii ki biz davamızda sonuna kadar arkasındayız. İlla ki asla vazgeçmeyeceğiz. Sonuçları ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun. Kuvvetle muhtemel yarın mahkemede sanıkların hepsi aklanacaktır. Ama en azından biz burada hafızalara kazınması için tekrar ve tekrar katillerin unutulmayacağını söylemek istiyorum. İnanın ki eğer biz bugün buradaysak, biz bugün hep berabersek, biz bugün sesimizi beraber hala duyurabiliyorsak ki duyurmaya devam edeceğimizin bence garantisi de vardır. Beni mutlu eden bir şey var. Şimdi hep beraberiz. Bir tek biz bize kaldık be yavrum. Biz bize sahip çıkmamız lazım. Yarın hepimiz orada olacağız. Utanması gerekenler utanana kadar da konuşmaya da devam edeceğiz. Evet. Buna da emin olabilirsiniz. El ele beraber güçlü. Şimdi ben kendimden sonraki kuşaklara, örneğin çocuğuma, senin deden şairdi, doktordu ama yakılarak öldürüldü diyemeyecek olmanın acısını yaşıyorum. Eminim aralarınızda evlatlarına bunu söyleyememenin sıkıntısını uzun yıllar yaşayanlarınız vardır. Yine ortak bir yerde anladığım, ortaklaştığımız bir nokta var. Hep utanan biz oluyoruz. Ben buraya gelirken şundan utandım. Daha bir ay önce İstanbul'da bir panelde konuşmuştum. 7 Kasım'da babamın ölüm yıl dönümünde bir gazeteye yazı yazmıştım. Her sene bunu yaparken ben hep aynı şeyleri anlatıyorum. Ben çok utanıyorum aynı şeyleri anlatmaktan diye söze başlıyorum. Benim kuracak yeni bir cümlem yok, çok özür dilerim. Ama herkes utanıyor. Utanması gerekenler duruyor ve bizler utanıyoruz görüyorum ki. Biz bunları unutmadıkça ve unutturmadıkça, o bilmeyi sürdürdükçe aydınlık bir gelecek için de o bilinçle Cavit Orhan Tütengil'i çocuklarına anlatan insanların izleyini bugün Metin Altıokları, Musa Anterleri, bütün öldürülmüş canlarımızı gelecek kuşaklara anlatan isimler olarak bize emanet ettiler o katliamlarla. Biz de gelecek kuşaklara emanet edeceğiz bizden sonrakileri ama hiçbir zaman ve hiçbir zaman unutmayacağız.